14 Nisan 2014 yeni bir 5N 1K programını yine CNN Türk İstanbul stüdyolarından sunuyoruz. Sevgili seyirciler, bugün 3 farklı konuyu 5N 1K'da işleyeceğiz, masaya yatıracağız. İlk olarak Yalova'dan ilginç bir oy krizini, daha doğrusu oy krizi ardından ortaya çıkan fatura krizini konuşacağız. Yalova Belediye Başkanı seçilen CHP'li Vefa Salman, kendisinden önce görev yapan AK Partili Yakup Koçal'ın seçim çalışmalarında belediyenin mali kaynaklarını kullandığını iddia ediyor. Hatta belediyeye iki ayrı firmadan 964 bin liralık yemek faturası geldiğini söylüyor. Olayın iki tarafı, Yalova'nın CHP'li yeni belediye başkanı Vefa Salman'la Yalova'nın AK Partili eski belediye başkanı Yusuf Koçal birazdan canlı yayında konuğum olacak ve nedir bu fatura krizi bize canlı yayında anlatacak. Hemen ardından Diyarbakır'ın Çiçeği Burnu'nda yeni belediye başkanı Gülten Kışanak konuğum olacak. Gülten Kışanak'ın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildikten sonra verdiği röportajdaki açıklamaları şimdiden gündeme oturmuş durumda. Kışanak, Diyarbakır'dan çıkan petrolden pay istediklerini söylüyor. Tam olarak ne demek istiyor? Kışanak sık sık dile getirdiği demokratik özellik projesiyle ilgili ne tür çalışmalar yürütüyor? Birazdan tüm bu soruları kendisine yönelteceğim. Elbette sizin sorularınızı da soracağım. Sevgili seyirciler, bir sonraki konuğumsa inanın çok tuhaf ve komik diyeyim. Artık doğru kelimeyi siz seçin. Twitter'ın fenomen bir ismi var. Taci Kalkavan. Taci Kalkavan gördüğünüz bu fotoğrafı kullanıyor. Ancak bu fotoğraf onun fotoğrafı değil. 46 yaşındaki Adem Aydın da diyor ki bu fotoğraf benim kardeşim. İzinsiz kullanıyorlar. Taci Kalkavan ismini kullanan Orçun Ortaç'tan davacı oluyor. Birazdan Nami Diğer Taci Kalkavan yani Orçun Ortaç'la fotoğrafı kullanılan Adem Aydın canlı yayında konuğum olacak. Ve herhalde dünyada eşi benzeri görülmemiş bu davayı canlı yayında anlatacaklar. Kısa bir aramız var, ardından beraberiz. Evet, sevgili seyirciler, 5N 1K'da haftaya hızlı başlıyoruz. Yalova'da yerel seçimler tartışmalı geçmişti. 6 oy farkla başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Vefa Salman'ın belediye başkanlığındaki ilk işi bütçeyi incelemek oldu. 3 Ocak, 3 Nisan tarihleri arasında yani seçimlerden hemen önce belediyeye iki ayrı firmadan 964 bin liralık yemek faturası geldiğini gördü. Salman ayrıca diğer bir firmaya ait 400 bin liralık faturadaki masrafların seçim çalışmaları sırasında yapıldığını iddia ediyor. Peki bu iddialar nedir? Yalova'nın eski AK Parti Belediye Başkanı bu iddialar hakkında ne diyor? Her iki ismi de dinleyeceğiz. Dilerseniz ilk olarak Yalova'nın yeni belediye başkanı Vefa Salman'la başlayalım. Vefa Bey, hayırlı uğurlu olsun. Herhalde son yılların en çekişmeli seçiminden sonra belediye başkanlığı koltuğuna oturdunuz. Ve ilk iş olarak da bütçeye mi baktınız? Nedir bu fatura olayı, sizden dinleyelim. İyi akşamlar diliyorum Sayın Özdemir. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum temennilerinize de. İlk iş olarak bütçeye baktığım doğrudur. Özellikle bütçenin negatif tarafına, borç hanesine baktım. İncelemeyi arkadaşlarla başlattık. İlk olarak ulaştığım negatif yön bu yemek faturalarıydı. Yalnız şunu konuşmamın başında ifade etmek isterim. Bu sadece buzdağının üst tarafı. Altındaki veriler her gün bana yenileri ulaşıyor. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi iki firmaya ait, ki bu iki firmanın da yönetim kurulu üyeleri, sahipleri diğer bir anlamda aynı kişiler, 964 bin liralık yemek faturası olduğunu gördüm. İçeriklerinde de protokol yemeği, kahvaltı, kokteyl yemeği ve pilav üstü kavurma gibi açıklamalar açık ve net. Yalnız şuna dikkat çekeceğim. AK Parti'nin belediye başkan adayı, eski belediye başkanı diyor ki biz bunu kanunlar çerçevesinde yaptık. Hatta aynen kullandığı cümle şu: eğer hukuka aykırı bir yanı varsa yargıya taşısın. Zaten bu sözün içerisinde bu paraların seçimde kullanıldığı açık ve net olarak var. Ve bunu sadece ben değil, şunu merak bütün Yalova yani biliyor. Bu fatura şunu biraz uçuk bir fatura değil mi? Yani bu kadar faturayı, bu kadar yemeği kim yiyebilir? Yalova'da kaç kişi var ki bu kadar yemek faturası geliyor? O kısmını anlayamadım ben.
Aynen zaten Sayın Özdemir çok tespitiniz doğru. 110 bin nüfusu var Yalova'nın. Dediğiniz rakamlar 70-75 bin kişiye karşılık geliyor. Şimdi bakın fakirlere ve öğrencilere verdik bu yemeği dediği rakam sadece ve sadece tanesi 7,5 lira ve 3 aydaki bunun total toplamı 153 bin lira. 964 bin lira nerede? 153 bin lira nerede? Bu bir. İkincisi zaten kahvaltının bedeli faturada 15 lira. Protokol yemeğinin 46 lira. Kokteyl yemeğinin 26 lira. Yani bunlar seçim döneminde yedirildi. Ha şunu söyleyeyim ben size. Bakın benim elimde fotoğraflar var. O seçim döneminde çeşitli yerlerde yedirilen bu yemeklerin fotoğrafları var. Şimdi ben buradan soruyorum sizin kanalınızda. Bunlar öğrenci mi? Bunlar fakir mi? Bakın hızlı hızlı gösteriyorum size. Bilmiyorum hani şeyde kamerada gözüküyor mu? Burada Yakup Koçal'ın kendisi de var. Her biri bunların farklı yer. Bunların ne biri öğrenci ne fakir. Şöyle bakın hızlı hızlı geçiyorum. Umarım gözüküyordur. Sayıda bir hayli fazla. Bunlar benim elimde, arşivimde duran fotoğraflar. Bunlar seçim döneminde çekilmiş. Yakup Koçal'ın seçim çalışmaları sırasında kampanyada kullandığı, yemek verdiği toplantılar. Açık ve net her şey kanıtlı. Zaten ben bununla ilgili bugün müfettiş de istedim. Bilginiz olsun. Ben seçim kampanyam boyunca asla kul hakkı yedirmeyeceğim, yemeyeceğim diye Yalavalılara söz verdim. Çünkü bu paralar belediyenin parası olduğunu hep iddia ettim. Kampanyam boyunca bedava yemek verildiğini, belediyenin kaynaklarının kullanıldığını, ondan sonra belediye personelinin bu işlerde kullanıldığını, onlara baskı ve dayatma yapıldığını, toplantılara, mitinglere, yürüyüşlere katılsınlar diye dayatmada bulunulduğunu, işten çıkarma tehditleri yapıldığını bütün Yalova'yla ben paylaştım. Ev toplantılarında paylaştım, bireysel toplantılarda paylaştım ve sonuç ortada. Bakın şunu da söyleyeyim. Bey, ben araya girmek istiyorum izninizle. Böyle bir yük çıkacak ki evet. Ben zaten tahmin ediyordum. Yani ben şunu lütfen anlamıyorum. Bu faturaları size yollayanlar yemek fabrikası mı? Yani sonuçta hani bir yerden mi servis ediliyor bunlar? Yoksa farklı restoranlardan gelen ortak bir şeyden mi bahsediyorsunuz? Çünkü 960 evet, bin liralık bir faturayı hayır. Yani bir yemek faturasını şimdi kim bakın, gönderiyor ben merak ediyorum. Buyurun. Bakın Cüneyt Bey, bu benim bahsettiğim rakamlar sadece seçim dönemine ait. Toplamına baktığımız zaman 3 firmadan belediyeye kesilen yemek faturası 2,5 trilyon eski parayla 2 milyon 500 bin lira. Ya bu benim bahsettiğim rakam sadece seçim dönemine ait. Bunun altını çok kalın bir çizgiyle çizmek istiyorum. Peki. Ya bunları bütün Yalova biliyor. 4-5 farklı yerde bu yemekler yedirildi. Hele 400 bin liralık kısmı sadece bir yerde yedirilmiş gözüküyor. Kahvaltı, protokol yemeği, kokteyl yemeği, aynı zamanda bu pilav üstü kavurma. Evet, şu anda Yakup Koçal, eski Yalova Belediye Başkanı telefon attığımızda. Yakup Bey merhaba, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Yakup Bey, şimdi Vefa Bey'i canlı yayında dinliyorsunuz sanırım. Vefa Bey diyor ki pilav üstü kavurma almışlar, kahvaltı vermişler. İnanılmaz rakamlar geldi. Bunları da belediyeye ödetiyorlar. Nedir bu rakamlar acaba? Sizin haberiniz var mı bunlardan Yakup Bey? Tabii ki var. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Malumunuz Yalova'da Yüksek Seçim Kurulu bugün yarın kararını verecek, seçim iptal edilecek. Büyük ihtimalle 1 Haziran'da Yalova'da seçim yenilenecek. Aynı 30 Mart öncesi seçim kampanyasında yapıldığı gibi bu 1 Haziran'da yenilecek seçime bir karalama kampanyası, bir çamur atma ısrarıyla devam ediyorlar. Aynı geçen kampanya devam ettikleri gibi. Evet doğrudur, Yalova Belediyesi yaklaşık 3 yıldır her gün 250'ye yakın aileye 3 öğün sıcak yemek vermektedir. Eylül ayından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın Yalova'ya girişim teşrifinden itibaren her gün Yalova Üniversitesi'nde okuyan 250 öğrenciye 3 öğün sıcak yemek verilmektedir. Ve aynı zamanda bizim bütçemizde, stratejik planımızda olan yani Yalova'nın belediyesinin çalışmalarını, sivil toplum örgütleriyle, halkla paylaşma ile ilgili yapılan toplantıda verilen yemekler vardır. Bunları sanki seçim kampanyasında yapılan yemeklermiş gibi bir karalamaya, bir çamura götürmek tamamen bir ahlaki dışı bir davranıştır. Bunların hepsinin belgeleri vardır, resimleri vardır. Sayın Vefa Bey'in gösterdiği resimler, tamam orada ben varım ama bunların hepsi 15 Şubat seçim kampanyasının başlamasından evvel yapılan sivil toplum örgütlerine belediye çalışmaların anlatıldığı, bütçemizde olan, stratejik planımızda olan, meşru, ihalesi yapılmış, ihalelerinde hiçbir eksiklik olmayan uygulamalardır. 15 Şubat'ta başlayan seçim kampanyasından sonra
AK Parti olarak Yalova'da tabii ki bir takım etkinlikler yaptık. Bu etkinliklerin faturası da partiye vardır. Bunlar ayrıdır. Buralarda parti amblemi vardır ama bu benim 15 Şubat'tan evvel yaptığım Yalova Belediyesi'nin çalışmanın evet. anlatıldığı toplantılarda parti yoktur, söylem yoktur, amblem yoktur. Peki bu yani siz fakire, öğrenciye günde 250 aileye sıcak yemek, 3 öğün verilmektedir. Ha onlar istedikleri yapsın. Fakirin, öğrencinin yemeğiyle uğraşsınlar. Ben inşallah 1 Haziran'da seçim yenilecek. Devam edeceğiz. Yani fakire de, öğrenciye de, Yalova'ya da, belediyenin çalışmalarını, kentin geleceğiyle ilgili toplantılarda yemek vermeye devam edeceğiz. Hiç böyle bir dert yoktur. Yani Yakup Bey bir saniyenizi rica ediyorum. Çünkü seçim yenileneceği için böyle bir karalama kampanya, çamur atmaya, bu ahlak dışı davranışa Sayın Muharrem İnce de ortada bunlar her zaman yapmaktadır. Yakup Bey bir saniyenizi rica edeceğim. Peki ben anladım. Tekrara geçmeden bu iddialarınızı Vefa Bey'e sormak istiyorum. Vefa Bey siz Yakup Bey'e çamur mu atıyorsunuz? Yalan mı söylüyorsunuz? Karalama mı yapıyorsunuz? Bakın diyor ki biz 250 bin şeye veriyoruz. Sayın Özdemir, Yakup Bey. Buyurun dinliyoruz sizi. Şimdi Sayın Özdemir, Yakup Bey yalan söylüyor. Yani bunun nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını bütün Yalova biliyor. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Ben buradan Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, çağrıda bulunuyorum, istirham ediyorum. Kimseyi arayıp sormasın. Sadece 3 tane AK Parti Yalova milletvekili var 2002'den bu yana. Sayın Şükrü Önder, Sayın İlhan Evcin ve halen Temel Coşkun. Onları arasın sorsun. Karalamayı, çamuru, hileyi Vefa Salman mı yapar, Yakup Koçal mı yapar? Ayıp. Yani ben şunları duydukça üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Fakirin yemeğinden bahsediliyor. Öğrencinin yemeğinden bahsediliyor. Benim mazbatayı aldığım gün o fakire verilen yemekler döküldü biliyor musunuz? Fakirlere gitmedi, Vefa Salman geldi diye dökmüşler yemekleri, fakirlere gitmedi. Bunu da önemli ben bütün kamuoyunun, bütün Türkiye'nin, Yalova'nın bilmesini istiyorum. Bakın, verilen yerler belli. Hangi amaçla verildiği belli, kimlerin davetli olduğu da belli. Ben teker teker sayalım. Kimse kimseyi kandırmasın. Lütfen sizden istirham ediyorum. Yalovalılara mikrofon uzatın, onlardan cevabı alın. Benim karalamayla, çamurla, iftirayla ömrüm boyunca işim olmadı. Vefa Bey, ben daha teknik bir şey sormak istiyorum. Burası, şimdi Yakup Bey diyor ki biz 250 tane fakir çocuğa, fakir insanımıza günde 3 öğün sıcak yemek veriyorduk. Aynı zamanda öğrencilere de veriyorduk. Siz bu hizmete devam ediyor musunuz şu anda belediyede? Devam ediyor. Şu anda aynı hizmet devam ediyor. Ben o fakirlere verilen yemeğin sayısını arttıracağım Sayın Özdemir. Şimdi bakın tekrar ifade ediyorum. Peki aynı firmalardan mı devam ediyor? Bu sizin gösterdiğiniz 7,5 lira tanesi. Faturayı gösterdiğiniz aynı firmalardan firma. Mı? Sayın Özdemir. Evet Sayın Özdemir. Belediyeye yemek veren 3 tane firma var. Üçünün de sahipleri aynı. Bakın ısrarla bunu söylüyorum. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Aynı firmadan, daha ilginç bir şey söyleyeyim size, konuyu açtınız. Aynı firmadan hizmet alımı yapılmış. Fen işlerinde 13 tane işçi çalışıyor gözüküyor. Firma sadece yemek vermekle kalmıyor. Hizmet alımı da yapıyor. İşçi de çalıştırıyor. Daha bunlar sadece yemek değil. Siz bekleyin. Ben daha neler açıklayacağım. Peki, ben de bilgileri, belgeleri var. Yakup Bey, ben aynı soruyu birazdan... Evet. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Her şey şeffaf olacak. Yakup Bey, merhaba, hattımızdasınız değil mi hala? Evet, dinliyorum. Yakup Bey, bir şey merak ediyorum. Belediye görevleri içinde fakir insanlara 3 öğün yemek vermek gibi bir görev tanımı var mıdır acaba? Var. Ya da öğrencilere? Tabii ki stratejik planımızda da var, bütçemizde de var. Her sene bütçe yapılırken belediye meclisi içinde CHP'li meclisleri de oy birliğiyle bunların kararlarını alırlar. Ve bunlar açık ihaleyle yapılır. Yani bunlar işte gel şu yemek firmasına gel yemek ver demek de olmaz. Bu ihalelerin hepsi kamu ihale kurulunun kontrol altında yapılır, denetim altında yapılır. Her sene en az 2-3 kere gelen sayın müfettişleri bunları incelerler. Hepsinin yasal mevzuatı uygundur. Ha, kendi iddia ettikleri seçim kampanyası döneminde o gösterdikleri fotoğraflar da dahil hepsi seçim kampanyasından evvel sivil toplum örgütleriyle belediye ve kentle ilgili yapılan toplantılarda verilen yemeklerdedir. Ama Yalova'da 250 tane öğrenciye ve 250 tane aileye günde 3 öğün sıcak yemek verme ta uzun zamandır devam eden bir süreçtir. Bunların hiçbirinde meşruiyetinde bir problem yoktur. Ha, belediye daha tabii bir takım işlerin alınmasıyla ilgili hizmet alım ihaleleri yapar. Her firma katılır. Bunlar bu ihalelere ne belediye başkanı yapar, belediyenin bürokratları yapar. Evet. İhaleye kim katılırsa aynı firmada olabilir, farklı firmalarda olabilir. Bunlar gayet
doğal Peki. olan ve meşru olan süreçlerdir. Ama bunların sadece bu değil. Yani sadece bir hafta 10 günlük belediye başkanlığı süreci iptal edecek inşallah bir iki gün içinde. Bu yaptıkları çok şeyler vardır. Yani dünyanın kabul ettiği zambağı iptal etmişlerdir. Bisiklet yollarını iptal etmişlerdir. Bunların anlayışı bu. Yani Peki. yıkmaya gelmişler ve bir karalama kampanyasını yürütmeye gelmişler. Seçim var. Yapılan sadece bundan ibarettir. Yalova halkı bunları bilecek. Sayın İnce'nin pozisyonu kullanarak ulusal medyada bu tip çarpıtmalı, karalamalı kampanya Peki, yapmalarının cevabı gerektiği şekilde verilecek. Başka isimleri, AK Parti'nin, milletvekilinin isimlerini kullanarak böyle bir istismar yapmaya kalkarsa büyük bir ahlaksızlık örneğidir, saygısızlıktır. Yakup Bey, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Vefa Bey, sanırım ben size bir cevap hakkı doğdu. Sizden rica edeceğim cevap. Ama hakaret olmadan olursa, yoksa bu böyle bir kısır döngü içinde siz söylüyorsunuz. Yakup Bey'e cevap hakkı doğuyor. Yok, ben Yakup Bey bir şey söylüyor. Ben size cevap hakkı doğuyor. Her zaman saygı, sevgi... Evet, buyurun. Yok yok, merak etmeyin, merak etmeyin. Ben her zaman saygı ve sevgi çerçevesinde üslubu son derece esnek olan bir insanımdır. Yalova beni de iyi tanır, Yav Koçalı da iyi tanır. Şunu söyleyeceğim, yemeğe geçtim. 300 bin liralık yakın şemsiye faturası var. Şemsiyeleri de mi öğrenciye dağıttı, şemsiye de mi fakirlere dağıttı? Başka bir şey daha söyleyeceğim, bakın. 1 Haziran'da seçim var diyor. Daha bugün ilçe seçim kurulunda o hileyle oy kullandırdıkları özürlüleri, zihinsel özürlüleri de alet ettikleri, kullandıkları insanlarla son çare olarak YSK'ya başvurdular. İlçe seçim kurulundan daha karar şu anda Yüksek Seçim Kurulu'na gitmedi. Bu nasıl bir şeydir, yargıyı Yüksek Seçim Kurulu baskı altına almak? Nasıl oturdukları yerden seçimin iptal olacağına karar veriyorlar? Seçim iptal olacaksa da hodri meydan diyorum. Varsın Peki. olsun. Bu Yalova sandıkta cevabı verdi. Benim sandıkta benim arkadaşlarımın alın teriyle hakkını verdi, teslim etti. Şimdi tutuyorlar masa başında Peki. bir takım oyunlara giriyorlar. Vefa Bey, teşekkür ederim, sağ olun. Bakalım, biz de bu Yalova gerçekten bir fenomene dönüşmüş durumda. Seçimlerin fenomeni oldu. Ben teşekkür ederim. Merakla izliyoruz ne olacak diye Yalova'daki gelişmeleri. Sevgili seyirciler, şimdi Yalova'dan Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır'da bizi yeni belediye başkanı olan, yeni büyükşehir belediye başkanı olan tecrübeli bir siyasetçi Sayın Gülten Kışanak bekliyor. Gülten Hanım geçtiğimiz günlerde El Cezire televizyonuna verdiği bir demeçle Türkiye'de ulusal basının gündemine oturdu. İlginç bir çıkışı vardı. Diyarbakır'da çıkartılan petrolden pay istiyoruz gibi bir cümle çok konuşuluyor, tartışılıyor. Bu tabii sadece ne anlama geliyor? Bir cümle mi? Devamı ne olur? Bunları da konuşacağız. Sayın Kışanak, yayınımıza hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun yeni göreviniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bir zamanlar Diyarbakır cezaevinde işkence gören bir insan olarak bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturmak nasıl bir duygu diye sormak istiyorum ilk olarak. Evet, aslında biz Diyarbakır gerçeğiyle ilgili çokça yüzleşmekten bahsettik. Yaraların sarılması için, bir daha asla demek için bu yüzleşmeye ihtiyaç var. Diyarbakır gerçeğini konuşmalıyız, tartışmalıyız, tüm toplumla paylaşmalıyız diyorduk. Bence bugün benim Diyarbakır'da böyle bir görev ve sorumluluk almam, aynı zamanda Diyarbakır'da yaşanan vahşetle yüzleşmenin bir parçası diye düşünüyorum. Bu bir toplumsal ve tarihsel yüzleşmedir. Böyle algılanması daha doğru olur diye ifade etmek istiyorum. Peki şimdi milletvekilliğini bıraktınız, Büyükşehir Belediye Başkanı oldunuz. Hangisi daha hareketli sizce? Çünkü benzer durumda olan şimdi Sırrı Bey var. O da Ağrı'da olacak mı olmayacak mı hala konuşuluyor, tartışılıyor. Yeni bir tekrar söz konusu. Sizin duygularınız nedir, merak ediyorum. Tabii genel siyasetin kendine özgü durumu var. Genel siyaset biraz daha ülkenin genel politikalarını etkileme doğrultusunda çalışma yürütülen bir alan. Fakat yerel siyaset, yerel yönetimlerde görev ve sorumluluk almak, doğrudan icra kurulunda yer almak, doğrudan kamu kaynaklarını kullanan, kamu kaynakları üzerinde tasarruf hakkı olan, halkın sorunlarını çözme konusunda hizmet üretmesi gereken, çalışma yapması gereken bir alan. Bu nedenle son derece hareketli, genel siyasetten daha hareketli. Çünkü artık Diyarbakır için söyleyeyim, 1 milyon 607 bin insanın sorumluluğu bizim sırtımızda. Bu arada şunu da vurgulamak
istiyorum. Biliyorsunuz biz BDP olarak eş başkanlık sistemiyle bu seçimlere hazırlandık. Kamuoyunun karşısına böyle çıktık. Diyarbakır'dan da eş başkanlar olarak seçimi kazandık. Sayın Fırat Anlı ile birlikte bu görevi eş başkan olarak yürütüyoruz. Bunu da ayrıca vurgulamak istedim. Ve sorumluluklarımız arttı tabii. Bir anlamda hatta biz Ankara'da ana muhalefettik, Diyarbakır'da iktidarız. Bu nedenle artık icraat zamanı, artık iş yapma zamanı, hizmet üretme zamanı, halkın sorunlarına çözüm üretme konusunda pratik adımlar atma zamanı. Böyle bir görev değişikliği oldu. Daha önce Ankara'da daha çok doğruları söyleyen ama Diyarbakır'da da bu doğruları hayata geçiren bir noktadayız. Orada siyaset yapıyorduk, söylüyorduk, daha çok talep ediyorduk, değişmesini istiyorduk. Ama burada bunu hayata geçirme sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Gülten Hanım, siz yerel siyasete döndünüz ama bir anda öyle bir açıklama yaptınız ki genel siyaset sizin bu açıklamanızı tartışıyor. Ne diyorsunuz tam olarak? Siz Diyarbakır'da çıkartılan petrollerden pay mı istiyorsunuz? Ne olarak istiyorsunuz bunu? Belediye olarak mı istiyorsunuz? BDP olarak mı istiyorsunuz? Biraz anlatır mısınız bize tam olarak? İlk olarak sizden duyalım ki üzerine doğru konuyu tartışalım. Evet. Öncelikle biz yerel ve yerinden siyasetin son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Çünkü doğrudan halkın ihtiyaçlarıyla, halkın talepleriyle karşı karşıya olan bir yönetim mekanizmasından bahsediyoruz. O nedenle yerel siyasetin talepleri, söylemleri, çalışmaları kesinlikle genel siyasette bir yankı bulmalı. Bu anlamda demecimin genel siyasette yankı bulmasını da normal karşılıyorum. Olması gereken bu. Çünkü en nihayetinde genel siyaset yasaları değiştirecek. Türkiye'deki parlamento, Ankara'daki parlamento yasaları değiştirecek. Biz sadece halkın taleplerini, halkın ihtiyaçlarını, beklentilerini buradan ifade etmek durumundayız. Açıkçası yerel yönetimlerden özellikle son büyükşehir yasasıyla birlikte çok büyük bir hizmet bekleniyor. Geçmişte yerel yönetimler Türkiye'de iki düzeyde ele alınıyordu. Biri valilik ve valiliğe bağlı merkezi hükümetin kurumları, il özel idaresi, biri de seçilen temsilcilerin yer aldığı belediyeydi. Şimdi il özel idarelerde kaldırıldı. Yani merkeze bağlı yerel idari yapı küçültüldü. Bütün görev ve sorumlulukları Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Fakat aynı oranda bir kaynak yok ortada. Yani bizden çok şey bekliyorlar. Şu anda Diyarbakır'ın yaklaşık 2000 yerleşim yeri var. 1000 köyümüz, 1000 mezramız var, 17 tane ilçemiz var. Bütün bu 15.000 metrekarelik bir alan var. Buralara hizmet götürmemizi, yol sorunlu, içme suyu sorunu, kanalizasyon sorunu, temizlik sorunu, arıtma tesisi sorunu, derelerin ıslahı sorunu, bütün bunları çözmemizi bekliyorlar. Ama kaynak yok. Yani biz buradan durup bekliyoruz. Merkezi hükümet bize nüfusa göre dağıtılan pay içerisinden ne kadar para gönderecek? Bu para hiçbir işe yetmiyor. Üstelik il özel idaresi kapatılırken gerçekten merkezi hükümetin yereldeki temsilcileri olan valilerin başkanlığında kurulan komisyonlar hakkaniyetli bir çalışmada yapmadılar. Diyarbakır özeli için söylüyorum. Diyarbakır'da il özel idaresinin taşınmazları, personeli, parası, malı, mülkü ne varsa bunların belediyeye devredilmesi gerekirdi. Ama bize sadece personeli verdiler, borçları verdiler. Para vermediler, taşınmaz vermediler. Şimdi biz şu anda bütün bu kadar büyük bir alanda hizmet üretmek zorundayız ama para yok. O nedenle doğal olarak biz gelir kaynaklarının nasıl artırılabileceğini tartışmak istiyoruz. Yani yerel yönetimlerin mali özerkliği olması lazım. Yerel yönetimlerin kendi bütçesini oluşturabilme imkanlarına sahip olması lazım. Siz ekonomik bir ihtiyaçtan mı bahsediyorsunuz yoksa siyasi bir tercihten mi bahsediyorsunuz? Tamamen ekonomik bir ihtiyaçtan bahsediyorum.
Zaten Türkiye'de yerel yönetimlerin özelliği konusu tartışıldığında hep bunu siyaset üzerinden tartışıyorlardı. Siyasi haklar üzerinden tartışıyorlar ve Türkiye kamuoyu da bu nedenle böyle hassas konular üzerinden ne yazık ki kutuplaşıyordu ve biz yerel özellik nedir bunu tartışamadık. Oysa Avrupa Birliği yerel yönetimler özellik şartı, Türkiye'nin de altına imza koyduğu bir belgedir Avrupa yerel yönetimler özellik şartı, fakat çekincelerle dolu bir sözleşmedir. En çok çekince konulan konular da mali konulardır. Yerel yönetimlerin hiçbir mali özelliği yoktur Türkiye'de. Merkezi hükümetinin insafına terk edilmiştir. Yani biz bekleyeceğiz ki bir çevre bakanlığı bizim çevreyle ilgili bir politikamızı, bir projemizi kabul etsin ve bize biraz destek sunsun. Ya da biz bekleyeceğiz ki karayolları gelip falanca yolu yapsın. Ya biz bekleyeceğiz ki merkezi hükümet bir çalışma yapsın. Bize gönderilen payla bu şehrin sorunlarının altından kalkmak ve hizmet üretmek mümkün değil. Peki, biz bunu mazeret olarak söylemiyoruz. Evet. Her şeye rağmen biz hizmet üreteceğiz. Evet. Çok net şunu söylüyoruz. Büyükşehir yasasıyla birlikte şöyle bir madde koydular Büyükşehir yasasına. Bütün maden işletmeleri, yeraltı kaynakları, enerji kaynakları, jeotermal kaynaklar tamamen merkezi hükümete bağlıdır. Yerel yönetimlerin, büyükşehir belediyelerin bunlarla hiçbir alakası yoktur diye bir madde koydular. Bu doğru bir şey değil. Bunun değişmesi lazım. Eğer bu kentte, Diyarbakır'da elektrik üretiliyorsa, petrol üretiliyorsa, mermer çıkartılıyorsa, maden işletiliyorsa, jeotermal kaynakları varsa niye bu kent bundan yararlanmasın? Çok basit bir soru soruyoruz. Bu soru sadece Diyarbakır için sorulması gereken bir soru değil. Konya'da sorsun, Trabzon'da sorsun, Edirne'de sorsun. Yani yerel yönetimler, belediyeler sorsunlar ya bizim niye gelir kaynakları üzerinde bir hakkımız yok? Şimdi Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı çok net söylüyor. Diyor ki merkezi planlama yaparken yerel yönetime soracaksın. Bize sormuyorlar planlama yaparken. Diyorlar ki yerel kaynaklardan yerel yönetimler pay alır. Bize pay vermiyorlar. Diyorlar ki az gelişmiş bölgelere merkezi hükümetin bütçesinden pay aktarılır. Bölgeler arası gelişmişlik farkı ortadan kaldırılır. Bunu yapmıyorlar. Bu çekincelerin kalkması Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'nın öngördüğü mali özelliklerin Türkiye'deki yerel yönetimlere yani belediyelere de verilmesi lazım. Bu kadar açık ve net bir şey söylüyorum. Evet, şimdi bugün Gülay Göktürk Bugün gazetesinde bir yazı yazdı. Tam da sizin bu demecinizi eleştiriyor ve diyor ki Türk milliyetçilerini azdırıp çözüm sürecini sekteye uğratmak mı, yoksa çözüm sürecinden baştan beri memnun olmayan Şahin PKK'lıların gazını almak mı, yoksa yeni yerleştiği koltukta biraz hava basmak mı istiyor diye sizi eleştiriyor. Siz bu eleştiriye nasıl bakıyorsunuz acaba? Yani bu olsa olsa art niyetli bir yorum olabilir. Hani bilerek ve isteyerek Türkiye'de yerel yönetimleri güçsüz bırakmak isteyen bir politik anlayış var ortada. Yerel yönetimlerin güçsüz olması Türkiye'de demokrasinin güçsüz olması demektir. Yerel yönetim demek yerelde halkın iradesiyle seçtiği belediye yönetimleridir. Hele hele büyükşehir belediyeleri artık il sınırında bütün Diyarbakır'da bulunan 1.607.000 insanın sorumluluğunu taşıyan bir insan olarak ben yerel kaynaklarla ilgili bir talepte bulunduğumda bir kaynak artırım, mali olarak bir kaynak gelir artışı nasıl sağlanabilir diye bir tartışma açtığımda bunun önü böyle kesilmek isteniyorsa bunun bir tek izahı vardır. Türkiye'de yerel yönetim diye bir şey olmasın. Belediye dediğinde öyle işte halk gitsin seçsin ama yetkisi de olmasın, parası da olmasın, bütçesi de olmasın. Gene merkez hükümet istediği gibi yönetsin diyen bir anlayıştır. Şimdi bunun siyasetle, çözüm süreciyle böylesine olumsuz bir bağını kuracağına şöyle olumlu bir bağını kurabilirdi. Evet,
Biz demokrasinin çıtasını yükseltebiliriz. Yerel yönetimlerimize mali ve idari özellik imkanı tanıyabiliriz. Bütçeleri, gelir kaynakları artırılabilir. Daha kaliteli hizmet sunulabilir. Yoksulluk, işsizlik çözülebilir. Halk yerelde demokrasinin nimetlerinden yararlanabilir. Hizmetten yararlanabilir. Bu da çözüm sürecine olumlu bir katkı olur diyerek olumlu bir yorum yapmak varken kalkıp bunun tam tersi bir yorumunu yapmayı doğrusu ben demokratik hiçbir anlayışla bağdaştıramıyorum. Oysa bugün Sayın Tarhan Erdem'in de yorumu var. Bu konuları konuşmamız lazım. Konuşuyoruz bu konuları zaten. Siyasi polemik konusu. Aynen. Evet, siyasi polemik konusu yapmadan konuşmaya ihtiyacımız var. Gülten Hanım, siz sanırım bu sözleri söylerken bir hesaplama yaptınız. Yani Diyarbakır'daki petrol gelirlerine baktınız sanırım. Neymiş ki? Yani yüzde kaçını istiyorsunuz? Ne kadar bir gelir varmış? Onu incelediniz mi? Şimdi bu konuda biz önümüzdeki dönem Büyükşehir Belediyesi olarak yerel ekonomiyi güçlendirme daire başkanlığı kuracağız. Artık belediye olarak ekonominin güçlendirilmesiyle de ilgili idari bir birim kuracağız ve çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bunun içerisinde sanayinin geliştirilmesi, turizm gelirlerinin artırılması, istihdam sorunlarının çözülmesi, meslek eğitimlerinin güçlendirilmesi, kırsal kalkınmanın, tarım ve hayvancılığın güçlendirilmesi ve tabii ki yeraltı ve yerüstü kaynakları, enerji kaynaklarıyla yerel yönetimlerin bağı ne olmalıdır gibi konularda çalışmalar yürütüyoruz. Peki şu anda bir olması var gereken mı de bu. Yani izleyicilerimiz de merak ediyorlar. Evet, Diyarbakır'da bilmediğimiz büyük evet, bir petrol söyleyeyim. Geliri mi var? Biz mi biliyoruz? Yok, bu o günkü demece bakılırsa muhabirin sorduğu buna petrol de dahil mi? Ben tabii ki dedim. Bir tek cümlelik bir yorumdu ama ben o zaman bu konuda rakamlar vereyim. Türkiye'de 1495 petrol kuyusu var. Şu anda üretim yapılan kuyu. Son arama yapılan kuyuları kastetmiyorum. Üretim yapılan 1495 kuyu var. Bunun 1385'i bölgede. Diyarbakır'da mı? 270'i de Diyarbakır'da. 270'i de Diyarbakır'da. Türkiye'deki üretim yapan petrol kuyularının %18'i Diyarbakır'da. Geliri ne ya da buradaki bilanço ne diyor? Yani ne kadarlık bir ekonomik tablodan bahsediyoruz? Şimdi bunun ben hani rakamlarını buradan tek tek izah edersem fazla zaman alacak. Fakat durum şudur ki Türkiye'deki petrol üretiminin %18'lik kısmını kuyu bazında söylüyorum. Diyarbakır'dan sağlıyorsa Diyarbakır'ın da bundan bir katkı sağlamasının, bir gelirinin olmasının bundan daha normal bir şeyi yoktur. Yine elektrik enerjisi için söylüyorum. Türkiye'de üretilen hidroelektrik enerjisinin %26'sı GAP bölgesinde üretiliyor. Ama bu bölgede sadece bu elektriğin %10'a harcanıyor. Bütün bu çok polemiğini yaptıkları kayıplar, kaçaklar da dahil olmak üzere. Şimdi köylerimizin tamamı, köylerdeki hizmetleri bize devrettiler. Borçlarıyla birlikte devrettiler çünkü ortada bir hizmet yok. Yol yok, su yok, kanalizasyon yok. 80 yıldır harap edilmiş bu köyleri bize bir enkaz olarak devrettiler. Üstüne üstlük de elektrik borçlarıyla birlikte devrettiler. Çünkü köylerde elektrik üretimin, elektrik enerjisiyle çalışan su kuyuları var. Ve köylüler bunların parasını ödeyememiş. Bütün köyler icralık. Şimdi su kuyuları belediyeye bağlı DİSKİ'ye geçti ve bu su kuyularının tamamının elektrik borcu da belediyenin üstünde kaldı. Çiftçilerimiz sulamada kullandıkları enerji parasını ödeyememişler. Tamamı borçlu ve icralık durumda. Şu anda köylerimiz ve çiftçilerimiz elektrik borçları nedeniyle icralık durumdalar. Gülten Her Hanım, gün gerginlik evet, yaşanıyor. Araya giriyorum ortada ama bir sorun yani Enerji var. Bakanı sorun, Taner Yıldız'a sorunu konuşmak istiyoruz. Evet, Taner Yıldız'a, Enerji Bakanı Taner Yıldız'a sizin bu demeciniz sorulmuş. O da şöyle bir cevap vermiş. Biz bölgeye 1 milyar dolarlık her yıl yatırım yapıyoruz. Şimdi yarın bir gün dönüp size derlerse ki peki madem öyle tamam alın petrol, çıkan petrol %18 bu kadar. İşte Diyarbakır'dan diğer ürünlere de bakalım, bunlar da bu kadar. Ve biz de artık başka bir yerden de size bir para akıtmıyoruz. Mesela sizin kafanızdaki özerk yönetim böyle bir şey mi? O zaman ne dersiniz böyle bir durum karşısında?
Şimdi bunu sadece Diyarbakır ölçeğinde konuşmayalım. Biz Diyarbakır'ı Türkiye'den soyutlayan bir tartışma yapamayız. Bugün Sayın Tarhan Erdem de demiş, hani Sayın Enerji Bakanı diyor ki bir devlet payı. Peki bu devlet sistemi içerisinde belediyelerin bir anlamı yok mu? Belediyeler anlamsız mı? Yani halkın oy verdiği, doğrudan seçim yaptığı, tercihini kullandığı, iradesini ortaya koyduğu yerel yönetim olan belediyelerin devlet sistemimiz içerisinde bir yeri yok mu? Eğer böyle bakılıyorsa bunu halka izah etsinler. Ama yok, devlet sistemi içerisinde bir yeri varsa, bizim bir merkezi idaremiz var, bir de yerel yönetimimiz var deniliyorsa, o zaman bu yerel yönetimin de güçlenmesi için, kaynaklarının, gelirlerinin artırılması için neler yapılabileceğini konuşmaktan daha doğal ve normal ne olabilir? Ha şunu diyorlarsa, biz yerel yönetimleri devlet sisteminin dışında görüyoruz, Diyarbakır başının çaresine baksın, Türkiye'den soyutluyoruz derlerse Diyarbakır bunu da tartışır. Biz şimdi böyle bir tartışma açmıyoruz. Biz diyoruz ki Türkiye'nin bütünü içerisinde Diyarbakır'da bunu konuşsun, Konya'da konuşsun, Trabzon'da konuşsun, Çanakkale'de konuşsun. Biz yerel yönetimlerin mali özerkliğe kavuşturalım. Yerel yönetimlerin gelir kaynakları artırılsın. Yerel enerji kaynaklarından, jeotermal kaynaklardan, maden imkanlarından, yeraltı, yerüstü zenginliklerinden, yerel yönetimlerde yararlansın. Oturup bunu konuşabiliriz. Şimdi 2013 yılında bir yasa çıktı. Bu yasaya göre aslında petrol gelirleriyle ilgili ve maden gelirleriyle ilgili bir düzenleme yapılmış, devlet payı diye tanımlanıyor. Yani devlet payını Sayın Bakan söylüyor. Peki bu devlet payı içerisinde belediye nerede? Niye belediye devlet sisteminin içerisinde değil mi? Niye belediye bir miktar aktarılmıyor? Tasnif edilen şey il özel idaresine ve köylere hizmet götürme birliğine verilmiş. Şu anda büyük şehirler hukuku olarak zaten özel idare de kapandı, köylere hizmet götürme birliği de kapandı. O zaman bu pay ne olacak? Belediyeye verecekler mi? Biz bunları tartışmak istiyoruz. Evet. Şimdi pek çok izleyicimiz Gülten Hanım, özellikle pek çok izleyicimizden siyasi konular da var. Evet, yani ortak bir şey geliyor. Yahu Diyarbakır'da pek çok elektrik faturası bizim vergilerimizle ödenmiyor mu? O zaman onlar ne olacak diye farklı izleyicilerimizden hep aynı yönde iğneleme tweetleri geliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba? Şu anda Diyarbakır'da ciddi mi acaba kaçak şimdi, elektrik kullanımı? Orantısı nedir? Bu nasıl finanse ediliyor? Nasıl kapatılıyor acaba? Şimdi şunları bir bütünlüklü konuşmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu zaman Diyarbakır Türkiye'nin sanayileşmiş 3. kentiydi. 2000 yılına kadar 63. sıraya geriledi. AKP hükümet döneminde 67. sıraya geriledi. Şimdi biz hani Diyarbakır'dakiler acaba az mı çalışıyoruz? Toprağımız daha mı verimsiz? Yeraltı kaynaklarımız hiç mi yok? Güneşimiz mi yok? Suyumuz mu yok? Yani niyedir? Niye Diyarbakır kalkınmıyor? Sürekli geri gidiyor da Adapazarı kalkınıyor. Diyelim ki Marmara kalkınıyor. Türkiye'nin merkezi politikasında bir problem var, bir dengesizlik var ve Avrupa yerel yönetimler özellik şartı da bunu öngörüyor. Bölgeler arası gelişmişlik farkını gidermek merkezi hükümetin sorumluluğundadır diyor. Bu konuda planlamalarını yaparken buna dikkat edecek. Şu ana kadar yapılan planlamalar bölgenin giderek geride kalması, batının kalkınması üzerine kurulmuş. Yani değişmeyen bir tablo var 80 yıldır. Allah aşkına bir yer mi değişmez? 80 yıldır sürekli Doğu ve Güneydoğu bölgesi denilen Kürdistan dediğimiz coğrafyada yaşayanlar daha mı tembeldir? Daha mı az çalışırlar? Daha mı zor anlarlar? Nedir? Niye geri kalıyoruz? Niye bu bölge sürekli Türkiye'nin sosyoekonomik gelişmişlik endeksinin en altındadır? Bu soruya cevap bulmak ve bu sorunu çözmek hem bizim yerel yönetimlerin sorumluluğudur hem de merkezi hükümetin sorumluluğudur.
Evet. Gülten Hanım, tabii bu sorduğunuz soruları Türkiye, aslında son 20 yılın Türkiye, ezberinde Avrupa Birliği ile son 20 yılda bu sorduğunuz sorulara şöyle bir cevap vardı genelde. Terör var bölgede. O yüzden yatırım yapılamıyor. İşte paketler açılıyor, bir türlü olmuyor. Şimdi bakıyoruz son 1,5 yıldır terör de yok gördüğümüz kadarıyla bölgede. O da yok. Mesela o da yok. Bir, ve kaldı ki evet, kaldı bir, ki mesela karakol yapmak için bir engel yok yani. Değil mi? Karakolları yapıyorlar. Oysa peki son 1,5 yıldır mesela yani bir şey değişti mi bölgede yatırım anlamında? Çünkü silahlar değişmedi, sustu. Değişmedi. Tek kurşun atılmıyor. Şimdi bak, bugün mesela bugün TÜİK'in bir açıklaması çıktı. Zavallı Hakkari, Türkiye'nin en kötü altyapısı olan yer çıkmış. Hakkariler mutsuz. Yani ben de üzülüyorum yani bu Hakkari'nin suçu ne? Yani son zaman geçiyor, dünya değişiyor, Türkiye değişiyor. Tek değişmeyen Hakkari'nin durumu oluyor baktığınızda. Şimdi siz de Diyarbakır'ın durumunu söylüyorsunuz. O da benzer bir durum Türkiye'de anladığım kadarıyla. Sondan ikinci işsizlik rekoru neredeyse Diyarbakır'da. Sondan ikinci şehiriz. Yani bunları gerçekten tartışmamız lazım ve bunların çaresi var. Şu anda Türkiye Avrupa Birliği ile yeni bir müzakere başlığı açtı. Bölgeler arası gelişmişlik farkını kapatmak diye. Yani bu demokrasilerin kabul etmediği bir şey. Avrupa diyor ki bana üye olmak istiyorsan bölgeler arası gelişmişlik farkını kapatman lazım. Yani bunu Avrupa söylüyor, Brüksel söyleyince iyi, biz Diyarbakır'dan söyleyince kötü mü oluyor? Yani Ankara bu konuyu Brüksel'le konuşuyor ama Diyarbakır'la konuşmuyor. Böyle bir şey olamaz. Önce Diyarbakır'la konuşacak, önce Urfa'yla konuşacak, Mardin'le, Hakkari'yle konuşacak. Yani kendi halkıyla konuşmadığı bir şeyi Brüksel'le konuşuyor. Evet. Gülten Şu anda Hanım. Avrupa Birliği, Türkiye... Üyelik sürecinde bölgeler arası gelişmişlik farkı nasıl kapatılabilir diye bir müzakere başlığı açılmış ve tartışılıyor. Brüksel'le konuşuyoruz ama Diyarbakır'la konuşamıyoruz. Şimdi Gülten Hanım, bir iki farklı konuya da sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor ve partinizde iki ayrı görüş ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Birincisi Pervin Buldan diyor ki çözüm süreci devam ederse şartlı şekilde Erdoğan'a destek verebiliriz diyor. Tabii Erdoğan aday olursa ya da AK Parti'nin adayına. HDP eş başkanı olan Sabahat Tuncel de kendi adaylarını çıkaracaklarını, Başbakan Erdoğan aday olursa destek verme eğiliminde olmadıklarını dile getiriyor. Siz nerede duruyorsunuz acaba? Siz ne düşünüyorsunuz? Ya doğrusu bu genel siyasetin konusu tabii ki. Bu konuda ben bir görüş belirtmek istemiyorum ama tüm Diyarbakırlar adına şunu söyleyebilirim ki kim yerel özelliği temin ederse, kim yerele daha çok kaynak verirse herhalde bizim tercihimiz ondan yana olur. Bu böyle konuşmak daha doğru diye. Çünkü şu anda benim görevim bu kentin sorunlarını çözmek, kalkınmasını temin etmek, halkın daha mutlu, daha müreffeh yaşamasını temin etmek, köylerimize hizmet götürmek, ilçelerimize hizmet götürmek, bunun için kaynak bulmak. Ben o nedenle işi böyle bağlayayım. Bu yerel özellikler konusunda, özellikle mali özellik konusunda biz bütün Cumhurbaşkanı adaylarından vaat bekliyoruz. Hatta vaat değil, şu anda icranın başında olanlar eğer böyle bir niyetleri varsa adım atmalarını bekliyoruz. Şimdi bu özellik meselesi seçim öncesinde de gündeme gelmişti ve seçimlerden sonra bölgede bir özellik düşünüldü. Yerel özellikten bahsedilmişti. Şimdi tabii bu tür kelimeler kullanıldığı zaman Türkiye'nin bir de geçmişi var. Yıllara dayanan bir terörle mücadele adı altında sürdürülen bir gerginlik politikası var. Ve bazı kelimeler bazı çevrelerin tüylerini diken diken edebiliyor. Bu özellik meselesi de böyle. Siz bu özellik kelimesini özellikle mi kullanıyorsunuz? Bu bölücü bir kavram mı? Siz ileride acaba böyle bir ilk adım böyle atıp ileride Güneydoğu'da farklı bir özerk bir devletin ilk adımlarını mı atıyorsunuz bu tür adımlarla, demeçlerle? Doğrusu tabii Türkiye'de kavramlara kendi anlamının çok ötesinde manalar biçiliyor. Ve ondan sonra bunun üzerinden bir kamuoyu oluşuyor. Mesela yıllarca bu ülkede örgüt kelimesi de aynen özerklik gibi tehlikeli bir kelimeydi. Yani oysa yani örgütsüz bir toplumun demokratik bir yönetim kurma şansı yoktur. Biz örgüt kelimesinden korktuk, ürktük ama bizi örgüt demesinler.
Yani sivil toplum kurumu diyoruz. Mesela sivil toplum örgütü diyemiyoruz. Aman örgüt olursa bir şey olur diye. Şimdi bu özel vallahi Türkiye'de belli olmuyor. Her an bir örgüte dahil edilip hop bir anda cezaevine toplu tutuklamaları görüyoruz işte. Sırayla herkes birbirini cezaevine atıyor. O yüzden biz yine kullanmamaya devam edelim şimdilik isterseniz. Buyurun Gülten Hanım. Ama özellik konusunda da bu bu özellik konusunda da korkulacak bir konu değil. Bu halkın yönetime daha fazla katılmasını ifade eden bir konudur. Yönetim yerelden ne kadar uzaklaşırsa halkın katılım düzeyi o kadar azalır. Bu demokrasiyle ilgili bir şeydir. Yani biz şimdi Diyarbakır'da yetim bir çocuğa kim bakacak, nasıl bakacak, hangi koşullarda bakacak diye bu sorunun cevabını Ankara'da ararsak bu yanlış olur ve biz ona gereken korumayı temin edemeyiz. Gülten Hanım, bir araya girip bir şey soracağım. Biraz önce Yalova Belediyesi ile Yalova Belediye Başkanları, yeni ve eski belediye başkanları ile konuştum. Onlara bir soru sordum. Size de aynı soruyu sormak istiyorum. Biraz önce öğrendik ki Yalova'da işte 250 dar gelirli vatandaşımıza 3 öğün sıcak yemek veriyormuş belediye. Ya da işte öğrencilere yemek veriyormuş. Siz bu uygulamalara nasıl bakıyorsunuz? Diyarbakır'da bu tür uygulamalar var mı? Yapmayı düşünüyor musunuz? Hangi kaynaklarla yapmayı düşünüyorsunuz eğer düşünüyorsanız? Prensip olarak bakış açınız nedir? Evet, Diyarbakır'da bu konuda çalışma yürüten Sarmaşık diye bir dernek var. Bu bir toplumsal örgütlenme, Sarmaşık Derneği. Kendisine çeşitli çevrelerden kaynak oluşturuyor ve yoksul insanlara... akşam evine sofra kuramayacak insanlara günlük gıda yardımı yapıyor. Bu mutlaka yapılması gereken. Belediye kaynaklarıyla mı yapıyor bunu? Değil. Belediyenin kaynaklarıyla yapmıyor. Belediye ile yapılmasını nasıl karşılıyorsunuz? Sosyal dayanışma içerisinde yapılan bir durum. Bence belediyeler de bu konuda ihtiyacı olanın ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Çünkü beslenme ertelenemez, ötelenemez, en temel insan hakkıdır. Eğer bir aile sıfır gelirle yaşıyorsa, sofra kuracak parası yoksa bunu temin etmek bir insanlık görevidir. Bunu belediyeler belki sosyal dayanışmayı da teşvik ederek organize edebilmeliler, etmelidirler. Ama biz şöyle bakıyoruz, Diyarbakır'da gerçekten bu konuda ciddi bir problem var. Sarmaşık Derneği'nin yaptığı saha araştırması içler acındıran bir tabloyu ortaya koyuyor. Vicdanlarımızı yaralayan bir tabloyu ortaya koyuyor. O nedenle biz yerel yönetim olarak asıl bu ailelerde çalışabilecek durumda birileri varsa acaba onlara bir istihdam yaratabilir miyiz diye bakmak istiyoruz. Çünkü bu yardımlar sadece sürekli yardım olarak tekrarlandığında da insani bir takım problemler yaratıyor. En nihayetinde bunlar zamanla oya da tahvil ediliyor. Bu da son derece yanlış şeyler. O nedenle beslenme temel bir haktır. Bunun temin edilmesi, karşılanması konusunda yerel yönetimlerinde bir sorumluluğu vardır. Perspektifiyle bakıyoruz ama hiçbir şekilde istismar edilmeyecek ve oya tahvil edilmeyecek bir çalışma olarak biraz da toplumsal destekle yürütülmesi gereken bir çalışma olarak bakıyoruz. Gülten Hanım, siz şimdi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı oldunuz. Mesela hep de bu özellik meselesini konuşuyorsunuz. Yani sisteme baktığınız zaman biraz daha orayı açalım mı? Bu Ankara'ya bağımlı olmak ne demek? Yani mesela Ankara'ya sizin belediyenizde bir AK Partili belediyenin ya da iktidardaki parti hangisi olursa, yani iktidarda CHP varsa CHP'li bir belediyenin ilişkisi farklı mı kuruluyor Türkiye'de? Bu pratik nasıl işliyor ya da nasıl işlemiyor? Sizin itiraz ettiğinizin biraz daha böyle bir uygulamadaki karşılığını bizle paylaşır mısınız rica etsem? Şimdi yasal hukuk olarak her belediyenin merkezi bütçeden alacağı payın kriterleri belirlenmiş. Doğal olarak bu kriterlere uygun olarak nüfustur, coğrafi imkanlardır, o ilden toplanan vergidir, Türkiye'nin toplam vergi gelirleridir gibi birçok kriteri var. Bu nedenle İller Bankası üzerinden gelen payda tabii ki bu genel kriterler göze alınıyor. AKP'li belediyede
BDP'li belediyede, CHP'li belediyede aynı kriterler üzerinden pay gidiyor. Zaten bizim itiraz ettiğimiz nokta da bu. Bu kriterler değişsin. Bu kriterler değişmediği sürece siyasi merkezi otorite kendisine yakın bulduğu belediyeyi başka yöntemlerle finanse ediyor. Hangi yöntemler? Örneğin o belediyenin ulaşımla ilgili bir projesi vardır. Ulaştırma Bakanlığı o projenin %70-80 kaynağını ben temin edeceğim deyip projesine destek veriyor. Ya da katı atık sistemi vardır, ona destek veriyor. Ya da bir çevre düzenlemesi vardır, buna destek veriyor. Ya da bir altyapı çalışması vardır, buna destek veriyor. Yani resmi olarak belirlenen kriterlerle gönderilen mali kaynağın dışında icracı tüm bakanlıklar kendisiyle siyasi uyum içerisinde olan belediyeleri sübvanse ediyorlar. Onların projelerinin parasını merkezi hükümetin bakanlık payları üzerinden karşılıyorlar. Peki burada bir kriter ya da sizin itiraz hakkınız yok mu? Yahu kardeşim, yok. Başkasına yapıyorsunuz. Yok, bizim de şöyle projemiz var. Ya da Hakkari mesela burada... altyapıdan mutsuzmuş insanlar. Niye düzelmez ki Hakkari gibi küçük bir şehrin altyapısı bunca zamandır? Sinop'un düzeliyor, Hakkari'nin niye düzelmiyor mesela? Bu konuda yasal bir dayanağımız yok. Ancak sitem ediyoruz. Sitemin de bir karşılığı yok. Yine hazine arazilerinin tahsisiyle ilgili. Mesela bizim belediyelerimizin olduğu hiçbir ilde hazine arazileri yerel yönetimlere, belediyelere tahsis edilmiyor. Tamamen hazine arazileri kamu kurumları, farklı kamu kurumlarına dağıtılıyor. TOKİ'ye veriliyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı bunların üzerinde tasarruf uyguluyor. Ama AKP'li belediyelerin olduğu yerlerde hazine arazileri doğal olarak onlara tahsis ediliyor. Bunun bir kriteri yok. Bu konuda biz ancak sitem ediyoruz. Ancak yanlış olduğunu söylüyoruz. Ama pratikteki uygulamayı değiştirme şansına sahip değiliz. Biz de zaman zaman tabii ki merkez hükümetin icracı bakanlıklarına gidip projelerimize destek sunulması, kaynak sunulması için talepte bulunuyoruz. Bunların çok az bir kısmı karşılanıyor. Şimdi o nedenle bu tamamen siyasi otoritenin keyfiyetine kalmış bir durum. Onun yerine biz diyoruz ki resmi gelir kaynakları artırılsın. Evet. Bundan daha normal ne olabilir? Gülten Hanım, ben de bu tür konuları konuşmamız gerektiğini, bu şekilde uzun uzun ayrıntılarıyla sistemin itirazlarının ne olduğunu, nerede tıkanıklık yaşandığını tartışmamız, konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence yeni bir tartışma yaratmış durumdasınız. Ben de faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım önümüzdeki günlerde bu tartışmanın farklı boyutlarında 5N1K'da konuşuruz, ele alırız. Zaten farklı konuları da düşünüyoruz. Bu konuya değineceğiz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun yeni göreviniz. Size başarılar dileriz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa son olarak alayım. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, şimdi bambaşka bir konuya geçelim. Uzun bir süre bu tür konuları konuşamadık. Türkiye'de siyaset o kadar ağır ki gündemimize bunları alamıyorduk. Şimdi Twitter... Artık biliyorsunuz, bugün hatta Twitter'ın ikinci ismi Türkiye'deydi ve BTK görevlileriyle bir görüşme yaptı. Ne olacak bakacağız. Şimdi Twitter'ın fenomenleri var. Bunlardan bir tanesi de Taci Kalkavan takma ismini kullanan bir kullanıcı. Yaklaşık 250 binden fazla takipçisi var bu kullanıcının. Taci Kalkavan hem tweetler atıyor, bir yandan da fotoğraflar var. Onlar fenomene dönüşmüş durumda. Şimdi bu fotoğraflar gerçekte Taci Kalkavan isimli kullanıcının değil. Gerçek sahibi 46 yaşındaki Adem Aydın olduğu anlaşıldı. Ve dedi ki bu fotoğrafları, benim fotoğraflarımı izinsiz olarak Taci Kalkavan isminde kullanıyorlar. Kullanan da Orçun Ortaç. Ben davacı olacağım kardeşim, benim fotoğraflarımı kullanmayın dedi. Şimdi son derecede ilginç fotoğraflar. İsterseniz Adem Bey ile başlayalım. Adem Aydın şu anda telefon attığımızda. Adem Bey merhaba, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Zeynep Bey. Adem Bey, bir fenomene dönüşmüş durumdasınız. Sadece fotoğraflarınızla Türkiye'nin belki de en tanınan Twitter kullanıcılarından birisiniz. Ve bir de bunun farklı böyle Photoshop'ları yapılıyor. Siz neye itiraz ediyorsunuz? Bu fotoğrafların kullanılmasına mı tam olarak? Ya resmini şimdi habersiz olarak kullanılmış. Evet.
Profil resmi olarak da şahsımın zaten resmini kullanan, yani benden izinsiz, habersiz kullanıyor. Yazdığı tweetler, yazdığı yazılar falan, yani bizim zaten alakası olmayan şeyler. Evet, Adem Bey, televizyonunuzun sesini kısarsanız, bu şeyi hep duyuyorsunuzdur televizyondan, daha rahat iletişim kuracağız. Siz kısarken ben Orçun Ortaç'a döneyim. Orçun Bey de Taci Kalkavan takma isimli hesabın kullanıcısı. Orçun Bey, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Cüneyt Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz bu fotoğrafı nereden buldunuz Allah aşkına? Böylesine bir fotoğraf karesi fenomene dönüşmüş durumda. Bayağı da farklı kullanımları var. Evet, asıl önemli olan zaten bu soruydu. Bu fotoğrafın nereden bulduğunuz sorusuydu. Öncelikle ben Orçun Ortaç ve söz hakkı tanıdığınız için de size çok teşekkür ediyorum. Bu fotoğrafı ben yaklaşık 2009 senesinde Google'da bulmuştum. Daha doğrusu Google'da karşıma çıktı ve bunu zaten dünya üzerinde ve Türkiye üzerinde birçok sosyal medya kullanıcısı kullanıyorlardı. Facebook'ta olsun, Twitter'da olsun veya herhangi sosyal mecralarda kullanılan bir fotoğraftı. Hatta 2010 veya yanılmıyorsam 2011 yılında TRT'de çıktığım bir programda bu fotoğraf üzerinde tartışmıştık. Amerika'dan birine ait olduğunu söylentileri vardı. Bunları siz neden bu fotoğrafı kullandınız? Yani sizin ilginizi çeken ne oldu fotoğrafta? Benim ilgimi çeken ne oldu? Hatta size şöyle örnekler vereyim. Malum Türkiye'nin 80'li 90'lı yıllardaki şey olsun, moda akımı olsun veya insanların saç stilleri, giyimleri, kuşamları olsun. Bunlar halihazırda şu dönemde bayağı insanların ilgisini çekiyor ve komedi unsuru olmaya başladı. Açıkça ben böyle bir karakter oluştururken bu fotoğraf çok hoşuma giderek oluşturdum. Ve daha önce de mesela tartışılan konular vardı. Ahmet Hakan'ın 90'lı yıllardaki beyaz çoraplı halleri veya ben 36 yaşındayım, benim 90'lı yıllardaki üçlüleri kot pantolonlarım. Bunlar şu anki mizah konuları aslında. Hepimiz öyleydik canım. Yani hepimiz baklava dilimli boğazlı kazaklarımızı bel üstü kotlarımızın içine sokarak dolaşan insanlardık yani. 80'lere 90'lara gidince yani hiçbirimizin durumu farksız değil aslında. Hem Ahmet Hakan'dan hem senden Orçun. Ve orada zaten şeyde Adem Bey'in kullanılan fotoğrafı da gerçekten yani kötü bir amaçla kullanılmıyor ve onun olduğu zaten bilinmiyordu. Daha sonra biz Adem Bey'le görüştüğümüzde, ben hatta Bursa'da Orhan Gazi'de yaşadığını öğrendim. Benden daha önce davacı oldu Adem Bey. Savcı kavuşturmaya yer olmadığına diye karar verdi ve daha sonra Adem Bey'in yanına gittim. Hatta o zaman nişanlım ve bir kız arkadaşı Adem Bey ve oğluyla oturduk Orhan Gazi'de. Videolar çektik, fotoğraflar çektik, muhabbet ettik. Bu şekilde o sohbet ettik. Peki ben Orçun bir saniye Adem Bey'e döneyim. Aha. Adem Bey'i duyabiliyor musunuz beni? Evet, duyuyorum. Orçun'la görüşmüşsünüz, yemekler yenmiş, oturmuşsunuz, sohbetler olmuş. Ne oldu, ne değişti de şimdi acaba kullanmasın diyorsunuz? Evet, o zaman geldi, görüştük, şey yaptık, tanıştık, muhabbet ettik. Evet. Ama geldi, yani ben resmimi kullanmasından hani rahatsızlığımı zaten kendisine belli etmiştim. Tabii Orçun'un arkadaşımız bayağı vaatlerde bulundu bu. Yok işte hani film teklifleri var abi, bu yaptığımız karakter üzerinden, şey üzerinden. Sonra işte çocukların hani okul masraflarını karşılayayım falan dedi sitelerden. Tabii biz de beklemedeydik yani bu sonuç resimde. Sonra yazılanlar, çizilenler de bayağı şey değildi. Şimdi yazılanlar, çizilenler de bakıyorum yani bizim kültürel anlayışımıza, ahlaki yaşam anlayışımıza çok ters düşüyor. Evet. Sonra bir tür resimlerimizin işte foto montajı şuyu buyuyla yani millete alay konusu olduk, şey konusu olduk. Gelen giden herkes bize işte yani bu nedir, evet, bu nasıl şeydir? Son derece de haklısınız Adem Bey. Orçun bak, şimdi Adem Bey diyor ki ya ben rahatsız oluyorum fotoğraflarımın kullanılmasından. Ne düşünüyorsun? Yani illa mahkemeye gitmeye gerek yok. Bunu şurada halledelim tabii, istersen. Tabii. Şöyle bir şey var Cüneyt Bey. Zaten ben Adem Bey'in fotoğraflarını kullanmıyorum. Tek bir fotoğrafını kullanıyorum. Diğer kullanılan fotoğrafların hepsi sosyal medya kullanıcıları tarafından Photoshop'ta yapılan fotoğraflar. Evet. O fotoğrafları ben yapmıyorum. Biliyorum ya, biliyorum ama bir rahatsızlık olmuş şimdi Adem Bey'de. Yani sen eminim iyi niyetle yapıyorsun ama şimdi bu ortaya çıkınca etrafında da dalga geçiyorlar anladığım kadarıyla. Değiştirmeyi düşünüyor musun acaba bunu mahkemeye gitmeden Orçun? Ya açıkçası ben onu değiştirmeyi düşünmüyorum. Oluşturduğum karakter üzerinde ben kötü bir şeyler de yazmıyorum. Eğer oluşturduğum karakter üzerinde örf adetlerimize uymayan veya bize yanlış olan şeyler yazsaydım
Türkiye üzerinde 270-280 bin kişi tarafından sevilerek takip edilen bir ama karakter fotoğrafın olmaz. Sahibi diyor ki ben rahatsız oluyorum diyor. Yani ben istemiyorum bunu diyor. Böyle bir şey istememe hakkı yok mu sence? Tabii ki öyle bir hakkı var. Ama normalde biz onunla görüştüğümüzde bana böyle bir şeyle gelseydi, Orçun ben bu fotoğrafını kullanmak istemiyorum, lütfen Twitter profilinden kaldırılır mısın deseydi, seve seve bu fotoğrafı kaldırırdım. Ama kendisinin de az önce dediği gibi, oraya gittiğimde işte belli vaatleri vardı bana vesaire gibi şeyler söylüyor. Ben ona oraya gittiğimde belli vaatlerle gitmedim. Bana dedi ki, bunları konuşmak da istemiyorum ayrıca. Ben sadece ufak bir kısmını söyleyeceğim. Ben dedim senin istediğin şeyleri yerine getiremem. Sadece eğer gerçekten böyle bir şey yapacak olursam ben senin çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilirim. Veya o konuda ben sana yardımcı olabilirim dedim. Daha sonra bana kendisi farklı tekliflerle geldi. Peki, bunları tamam. Konuşmaya bile gerek yok. Peki ben de konuşmayalım. Yani, peki Orçun anlaşılan burada çözemeyeceğiz. Adem Bey teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Orçun Ortaç'a da teşekkür ederim. Taci Kalkavan ilginç bir davayla karşı karşıya olacağımız da aşikar. TÜİK araştırması var. Çok ilginç sonuçlar var. Kısa bir aradan sonra bu sonuçları sizlerle paylaşacağız. Sevgili seyirciler, isterseniz bir soruyla devam edelim. Mutlu musunuz? Ya da şöyle sorayım. Yaşadığınız ilden, o ildeki yaşam şartlarından ne kadar mutlusunuz? Bugüne kadar bu tür sorular çok fazla sorulmazdı Türkiye'de. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu il düzeyinde yaşam memnuniyeti endeksi hazırladı. 2013 araştırmasının sonuçları da ilginç. Mutluluk anketinden Sinop ili %77 ile en mutlu il olarak çıktı. Onu Afyonkarahisar ve Bayburt izledi. 196 bine aşkın kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan ankette yaşam memnuniyetinin en düşük olduğu yer ise bakın neresi? Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilk kez iller bazında yürüttüğü yaşam memnuniyeti anketinden ilginç sonuçlar çıktı. Türkiye'nin en çok göç veren ve işsizliğin en yüksek olduğu illerde memnuniyet oranları rekor kırdı. Sinop %77'lik oranla en mutlu kent olarak öne çıktı. Onu Afyon ve Bayburt izledi. Son seçimde Ovacık ilçesinde TKP'li belediye başkanı seçen Tunceli ise geçen yılın mutluluk anketinde %42 ile en düşük seviyede görünüyor. Gelecekten umutlu olma konusunda ilk sırada %86 ile Balıkesir var. Bu kenti %85.8 ile Isparta, %85.5 ile Bolu izledi. Emniyet ve belediye hizmetlerinin de sorulduğu ankette büyük şehirler ilk ona zorlukla girebildi. Yerel seçimlerde başbakanın kürsüden dile getirdiği CHP'nin çöp dağları getirdiği konusu da anketlerde soruldu. Türkiye genelinde belediyelerin çöp ve çevresel atık toplama hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı %73.3 olarak hesaplandı. Bu oranın en yüksek olduğu il %86.5 ile Eskişehir, en düşük olduğu il ise %33.1 ile Iğdır oldu. Şebeke suyu hizmetlerinden memnuniyet oranının en yüksek olduğu il %86.8 ile İstanbul olurken bu oranın en düşük olduğu il %30.6 ile Hakkari'ydi. Ankete katılanların büyük bölümü asayiş hizmetlerinden memnun olduklarını belirtirken belediyelerin yeşil alan yaratma konusundaki hizmetlerinde beğeni oranı %50'lerde kaldı. Kısa bir aramız var, ardından beraber olacağız. Seyirciler, bir 5N1K programının daha sonuna geldik. İlerleyen dakikalarda Ahmet Hakan Coşkun Tarafsız Bölge programıyla CNN Türk ekranlarında olacak. Yarın yeni bir programda buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.